Peygamber Efendimiz ona selam olsun, gece uzundur onu uyku ile kısaltma, gündüz parlaktır onu günahlarıyla karartma diye buyurdu. Gece Allah'a sırlarını söylemek, yalvarmak için uzundur. İnsan dostları ve düşmanları tarafından hiç rahatsız edilmeden Allah ile baş başa kalır. Kalbinin tecellisini arar ve bulur. Yüce Allah amellerin gösterişten korunması ve sırf kendine ait olmasını temin için geceyi bir perde olarak çekmiştir. Karanlık gecede de gösterişe düşkün olan adam samimi olandan, yani yalnız Allah için ibadet edenden ayrılır. Gösteriş için yapan kepaze olur. Her şeyi geceyle örtülür. Gündüz açığa çıkar. İkiyüzlü adam ise geceyle kepaze olur. Kendi kendine, madem ki beni kimse görmüyor, o halde kim için ibadet edeyim der. Ona biri görüyor fakat sen seni göreni görecek bir insan değilsin derler. Seni öyle bir kimse görüyor ki herkes onun kudretinin elinde bulunur ve insanlar acize düştükleri zaman onu çağırırlar. Dişleri, kulakları, gözleri, ağrıdığı, suçlandıkları, korktukları ve kendilerini güven içinde hissetmedikleri zaman hepsi gizlice onu çağırır ve onun işittiğine, dileklerini yerine getireceğine inanırlar. Uğradıkları belaya uzaklaştırmak, sağ kalmak, hastalıktan kurtulmak için gizli gizli sadakalar verir ve onun bunları kabul ettiğine yahut kabul edeceğine inanırlar, güvenirler. Fakat Allah onlara yeniden sağlık bağışladığı ve rahata kavuştukları zaman o güven gider. Tekrar hayal kurmaya başlarlar ve ey Allah'ımız, nasıl zindan köşesinde 1000 kulhuallahu ile usanmadan seni sadakatle çağırıyorduk ve sen dilediğimizi bağışladın. Şimdi bu zindan dışında da içinde olduğumuz gibi yine sana muhtacız. Bizi bu karanlık alemin zindanından çıkar. Nebilerin alemine ulaştır. Bizi şu zindandan kurtulduğumuz ve dertten halas olduğumuz andaki ihlas niçin gelmiyor? Bunun yerine 100.000 türlü hayal hasıl oluyor. Bu hayallerin fayda verip vermeyeceği de belli değil. Bunların tesiri insanda tembellik ve usanç yaratıyor. O hayalleri yakan güven kesinlikle nerede? Ulu Allah bunlara karşılık olarak buyuruyor ki, benim bundan maksadım sizdeki hayvani nefistir. Bu ise benim ve sizin düşmanımızdır. Benim düşmanımı da sizin düşmanınızda dost edinmeyin. Bu düşmanı her zaman mücadele zindanında tutunuz. Çünkü o zindandan bela ve sıkıntı içinde oldukça ihlasınız yüz gösterir ve kuvvet bulur. Dişin ve başın ağrıyınca, bir şeyden korkunca, Allah'a karşı içinde bir riyasızlık, ihlas meydana geldiğini 1000 defa denediğin halde niçin vücutun rahatına bağlanıp kaldın? Her zaman ona bakmakla, onu beslemekle uğraşıp durdun. İpin ucunu kaçırmayın. Daima nefsin istediği şeyleri yerine getirmezseniz ebediyen muradınıza erer ve bu karanlık zindandan kurtulursunuz. Bunun için Kur'an'da Allah'ın huzurunda suçlu durmaktan korkarak nefsini süfli heveslerden alıkoyan için hiç şüphe yok ki varılacak yurt cennettir buyurulmuştur.